Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve oyuna yarın eklenecek tam 20 tane ücretsiz ödül var. Bu videoda sizlere bu ücretsiz ödülleri göstereceğim, nasıl alabileceğinizden bahsedeceğim. Aynı zamanda bir tane de biliyorsunuz etkinlik gelmişti, gayet normal mücadele. Hiç de normal bir mücadele değil tabii ki de, içerisinde haritalarda falan şimdiye kadar geldiğimiz bölümde böyle garip garip şeyler oluyor. Bir tanesinde daha hızlı oluyorsunuz, bir tanesinde harita sağa ya da sola sallanıyor falan gibi bazı efektler eklemişler. Aynı dünkü videomda söylediğim gibi. Son galibiyete kadar geldik. Son galibiyette elmaslar diyor. Kaç elmas verecek artık ona bakacağız arkadaşlar. Daha sonra da o 20 ücretsiz ödülü göstereceğim. Ücretsiz şeylerle ilgili videoları çok sevdiğinizi bildiğim için bu videoyu çekiyorum. Normalde biliyorsunuz bugün çekmeyecektim. Dünkü videomda cumartesi görüşürüz demiştim ama ücretsiz bir şey gördüğüm için ve bu da yarın yani cumartesi geleceği için videosunu çekmek istedim. Eğer bu tür ücretsiz şeylerle ilgili videoların devamını istiyorsanız aşağıdan sizden rekor bir like bekliyorum. Like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdi hemen isterseniz son maçımızı yapalım, sonra da 20 ücretsiz şeyi size göstereyim. Bu arada Ayhan Akyüz ve It Storm'a da çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte bana destek oldular ve baştan sona birlikte yaptık kendileriyle. Bunu bir alalım. Tamam, güzel. Yani haritaların her birinde garip garip bazı şeyler var arkadaşlar. O yüzden de hani this is normal, yani normal mücadele diye yazmışlar ama tabii ki normal bir mücadele olmadığını tahmin ediyorduk. Aslında bu kısmını sadece hani son ödülü belki merak eden arkadaşlar vardır diye eklemek istedim. Yani kaç elmas verecek? Maksimum 10 elmas verir diye düşünüyorum. Yani çok fazla bir şey vereceğini zannetmiyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Adam dümdüz üstüme doğru koşuyor yalnız. Mükemmelsin kanka. Niye öyle üstüme doğru koştun? Yalnız hiç kaçırmadım lan. Oğlum hiç kaçırmıyorum ya, bu nedir? Oğlum ne yapıyorum ben, böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Evet arkadaşlar, ilk maçımızı mı kazandık? Yok, hepsini kazandık, bitti. Bakalım kaç elmas veriyor? Hemen bakıyoruz. 9. zafer ödülü 66 diyor. Hani elmaslar da abi? Bir dakika, elmaslar sonradan geliyor herhalde. Bu da galiba 1 Nisan şakası mı? Çünkü normalde elmaslar yazıyordu, 66 altın verdi. Dur bakayım. Tebrikler, gayet normal mücadele bitti. Sen kazandın. Mücadele ödülün elmaslar. Aldım. 5 elmas. Yani zaten çok fazla bir şey vermesini beklemiyorduk. Aynı Brawl Pass'in ücretsiz yolundaki elmaslar gibi bedavaya elmas alabiliyoruz. Fena değil ve kolay da bir etkinlik. Şimdi de yarın oyuna eklenecek 20 ücretsiz ödül ve bu ücretsiz ödülleri nasıl kazanabileceğinize geçeceğiz ama ondan önce Yemek Sepeti'ne bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. Yemek Sepeti'nde restoranları listeli butonuna bastıktan sonra kolay bir şekilde restoran seçmenizi sağlayacak bir yöntem göstereceğim. Restoranları listeliye tıkladığınız zaman karşınıza, lokasyonunuza yakın olan bütün restoranlar geldiği için çok fazla restoran oluyor. Arasından seçim yapmak da çok zor oluyor. Bunu kolaylaştırmak için sağ üst tarafta restoran ara bölümünün hemen sağındaki filtre butonuna tıkladığınız zaman karşınıza uygulayabileceğiniz ve size uygun filtre seçenekleri çıkıyor. Buradan minimum paket tutarını, puan ortalamasını, isterseniz mutfağı seçebiliyorsunuz. Mesela mutfak bölümünden ben hamburger yemek istiyorsam eğer burgeri seçiyorum ve burger satan sadece ve lokasyonunuza yakın restoranlar çıkıyor. Yine ben buradan bir de puan ortalamasını seçiyorum. Puan ortalaması da 8,5 ve üzeri şeklinde. Mesela seçtiğiniz zaman çok çok iyi restoranlar, hem hızlı hem de lezzetlileri geliyor. Filtreleri uygulaya bastığınız zaman karşınıza sadece sizin uyguladığınız filtrelere uygun olan restoranları görebilir ve kolayca seçim yapabilirsiniz. Siz de eğer Yemek Sepeti'nden inanılmaz restoran çeşitliliği, 7/24 sipariş verebilme imkanı ve gösterdiğim filtrelerden pratik bir şekilde sipariş vermek isterseniz açıklama kısmında Yemek Sepeti'nin bize sağladığı linke tıklayabilir ve siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyelim ve hemen isterseniz videomuza dönelim. 20 ücretsiz ödülü kazanabilmek için girmemiz gereken sitenin adı event.brawlstars.com/tr. Şu an ekranda görüyorsunuz. Zaten event.brawlstars.com diye girdiğiniz zaman TR'si otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Bu siteye giriyorsunuz. Ben şu anda mobilden gireceğim. Tabletim üzerinden gireceğim. Birçoğunuz çünkü mobilden giriyorsunuz diye düşünüyorum. Ve burada adım adım neler yapmanız gerektiğini göstereceğim. Öncelikle siteye girdiğiniz zaman karşınıza böyle bir tane site geliyor. Bu site e-spor etkinlikleri için yapılan bir site. Hem canlı yayında etkinliği izleyebiliyorsunuz hem de aynı zamanda ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz. Bununla ilgili daha önce bir video daha çekmiştim. Çünkü bu finaller Mart ayında başlamıştı. Şu anda Nisan ayı finalleriyle yeni ödüller kazanabiliyoruz. Ama şöyle bir güzellik var. Mart ayındaki eski ödülleri de kazanabiliyorsunuz. Yani şu anda bu videoyu izlediğinizde daha ilk kez bu siteye giriyorsanız geçmişteki yani Mart ayındaki bütün ödülleri de kazanabileceksiniz. Yani toplamda 20 tane ücretsiz ödül alacaksınız. Hemen birlikte adım adım yapalım isterseniz arkadaşlar. Giriş yap, Supercell ID yazan bölüm var sağ üst tarafta. Oraya tıklıyorsunuz ve daha sonrasında önce size e-postanızı soruyor.
Bu e-posta oyundaki Supercell ID'nizin bağlı olduğu e-posta. Tabi Supercell ID'ye bağlı olması lazım hesabınızın. Eğer bağlı değilse de bu arada oyun içerisinden bağlayabilirsiniz. Çok kolay. Supercell ID'ye bağlı olan e-postanızı yazmanızın sebebi de şu. Bu site üzerinden kazandığınız ödüller direkt olarak bu giriş yaptığınız hesaba yükleniyor. Yani gelen kutusuna geliyor. Mail adresimi girdim. Daha sonra tabi bir de doğrulama kodu soruyor. O mail adresinize hani normal oyuna nasıl Supercell ID ile giriş yaparken bir tane doğrulama kodu gönderiliyor ya mail adresinize. Burada da aynı şekilde yani kolay bir şekilde girebilirsiniz arkadaşlar. Bunu mutlaka yapın çünkü bedava bu ödüller. Yani tamamen ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim, canlı yayını bile izlemenize gerek kalmıyor. Yani yapılan tahminlerle zaten çok fazla puan kazanıyorsunuz. Bir ay içerisinde toplam 10 ödül veriyorlar ve bu 10 ödülü almak için 1000 puan toplamanız gerekiyor. Ve bu sadece bir tane etkinlik değil. Bakın şu anda mesela burada SESA ANZ bölgesinin finalleri var. Bunu sağa doğru şöyle kaydırabiliyorsunuz. Bunu atlamayın çünkü yan tarafta da var bir tane. Yan taraftakine geldiğiniz zaman da LATAM yani Latin Amerika'nın da bir bölge finalleri var. Ve bunun ilerleyen günlerde Nisan ayı içerisinde farklı canlı yayınlarda olacak, oradan da puan kazanabileceksiniz. Öncelikle zaten bu etkinlikler yarın itibariyle başlıyor. Burada şu anda işte 20 saat görünüyor. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman biraz daha kısa bir zaman görünecek. Puan kazanabilmek için neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim ama önce şuradan bir programı gör kısmına tıklayalım. Programda çeyrek finaller ve bu maçlar var arkadaşlar. Yine aynı şekilde diğer tarafa da gelebiliyorsunuz. Orayı da göstereceğim. Şöyle kaydırdınız mesela. Burada da yine programı göre tıkladığınız zaman burada da yine takvimi görebiliyorsunuz. Yani maç yapacak takımları. Ve ödüller kısmı. Hemen aşağıya doğru biraz indiğiniz zaman arkadaşlar ödülleri görebiliyorsunuz. İki tane animasyonlu rozet kazanabiliyorsunuz şu an itibariyle. Bunun bir tanesi zaten şu Rosa animasyonlu rozeti Mart ayında verilmişti ve şu anda da bu Edgar olması lazım. Edgar'ın animasyonlu rozetini ücretsiz alabileceksiniz. Ve dediğim gibi Rosa'nın rozeti yoksa onu da alabileceksiniz. İkisini birden alıyorsunuz. Şimdi başlaya tıklıyoruz arkadaşlar ve şu anda gördüğünüz gibi ben zaten geçen ay 1000 puan yaptığım için şuradaki ödülleri aldım. Bakın toplam 20 tane ödül var. Ben bunun 10 tane zaten almışım. Bu ödülleri şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Ve şu anda da yeni ödüllerimiz de bunlar arkadaşlar. Ve bunun en sonunda da yine bir tane Edgar rozeti var. Ama dediğim gibi siz bu 20 ödülün hiçbirini almadıysanız hepsini de bir arada alabileceksiniz. Şimdi bu ödülleri kazanmak için neler yapmamız gerektiğinden bahsedeyim. Öncelikle şuradaki geri sayımlara bakalım arkadaşlar. Geri sayım bittiği zaman bu site içerisinde bir canlı yayın penceresi açılıyor. Yani ayrı bir yerden izlemenize falan gerek yok. Direkt olarak buradan izliyorsunuz. Puan kazanmak için yapmanız gerekenleri söyleyeceğim arkadaşlar. Bunları bir kenara not alın çünkü gerçekten çok kolay bir şekilde kazanabilirsiniz. Her maçtan önce şimdi mesela bu finaller başlıyor. Finallerin içerisinde 4 tane maç gösteriyordu programda. Diyelim ki 4 tane maç var. Her maçtan önce ve canlı yayın ilk başladığında sağ tarafta bir soru soruyor size. Ve bu sorunun doğru cevabını bulmanızı istiyor. Eğer doğru cevabı bulursanız ekstra bir puan veriyor. Yani anket sorusu gibi sorular soruluyor. O sorulara cevap verirseniz bir sürü puan kazanabiliyorsunuz zaten. Onun dışında her maç başladığı zaman hem sol hem de sağda konfeti işaretleri var. Hangi takımı destekliyorsanız oraya bir tane konfeti atıyorsunuz ve 5 puan da oradan geliyor her maçta. Yani diyelim ki savaş topu hani 2-0'da bitiyor. 2 maç var her 2 maçta da yani başlayan her maçta bir tane konfeti atabiliyorsunuz ve toplam 5 puan kazanabiliyorsunuz bir maç için. Bir de o maç bitti. Diyelim ki ilk maçı işte birinci takım kazandı diyelim. O maç bittikten sonra maçın adamını soruyor arkadaşlar. Maçın adamını kaçırmayın. Yani maçların özellikle en son bölümünü kaçırmayın. Çünkü orada yanlış hatırlamıyorsam 75 puan gibi inanılmaz bir puan veriyor. Maçın adamını da seçiyorsunuz. Onun dışındaki kısmı da zaten tahminler arkadaşlar. Yani maçın sonuçlarını doğru bir şekilde tahmin etmek. Şu an gördüğünüz gibi en altta sonraki etkinlik için henüz tahminde bulunulamıyor yazıyor. Çünkü şu anda henüz daha tahminler açık değil. Tahminler etkinlikten yaklaşık 1 saat önce açılacak diyor. Yani bu etkinliğin başlamasından tam 1 saat önce siteye girdiğiniz zaman toplu bir şekilde tahminlerinizi yapabiliyorsunuz. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Başta kısmına tıklıyorsunuz. Başta kısmına tıkladığınız zaman karşınıza 2 tane takım yani daha doğrusu bütün o fikstür ve orada hangi takımları seçmek istediğinizi size gösteriyor. Şu anda tabii göstermiyor ama 1 saat kala girdiğinizde gösterecek. Ve günün bütün o turnuva maçlarını tek bir seferde tahmin edebiliyorsunuz. Diyelim ki bunu yapamadınız yani bir girdiniz maçlar başlamış eyvah tahmin yapamadım diyen de çok fazla arkadaşımız oluyor. Hiç üzülmeyin arkadaşlar eğer tahminlerinizi yapamadıysanız bile her maçtan önce tekrar o tahminler yine ekranın sağ tarafında çıkıyor. Mesela diyor ki işte şimdi yeni bir maç başlıyor bu maçı sizce kim kazanır?
Eğer topluca tahmin yaparsanız canlı yayını hiç izlemeden de o tahminlerin sonuçlarından puan alabiliyorsunuz. Ama eğer topluca tahmini en baştan yapmadıysanız o zaman canlı yayın sırasında her maç başlamadan önce tahminlerinizi yapmanız gerekiyor. Yani Event Brawlstars.com sitesinde Supercell ID'nizle giriş yapıyorsunuz. Tam bu geri sayım bittiği sıralarda burada oluyorsunuz. Ve özellikle ekranın sağ tarafında çıkan sorulara dikkat edin çünkü sınırlı bir süresi oluyor. O sınırlı süre içerisinde basıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız da cevabı sallayın, çok önemli değil. Mesela maçın en sonunda maçın adamını soruyor ya, onu doğru bilmenize gerek yok mesela. Onu yanlış da bilseniz size 75 puanınızı veriyor. Şimdi son olarak bir de programı gör kısmına tıklayalım. Ben bu konuyla ilgili tahminleri Twitter üzerinden paylaşıyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında Twitter adresim var. Mutlaka oradan takip edin. Twitter üzerinden buldukça sizlerle farklı tahminleri paylaşacağım. Burada benim tanıdığım FA Upper Moon takımı var. Bir de en alttaki Free Win Agents var. Yani şu an itibariyle size söyleyebileceğim bildiğim takımlar bunlar. Ama karşısındaki rakipler nasıldır şu an onu bilmiyorum. Diğer taraftaki finallerin programına baktığımız zaman da Arena Quest 2'yu duymuştum ama çok bilmiyorum. Unima Gaming 3. sıradaki onu duydum arkadaşlar. İyi bir klan olduğunu biliyorum ve AC Milan Clash'i zaten biliyoruz arkadaşlar ama karşısındaki Kıb Esports'u da duymuştum. O da fena bir takım değil bildiğim kadarıyla. Şu an tahminler konusunda yönlendiremeyeceğim çünkü bu takımların çoğunu tanımıyorum. Yanlış da yönlendirmek tabii ki istemem. Ben genellikle yurt dışında bu tür e-sporla ilgilenen arkadaşların ve özellikle o bölgede yaşayan arkadaşların tahminlerine bakıyorum. Ve onlara göre de Twitter üzerinden sizlerle paylaşıyorum. Geçen sefer bunu yaptık. Normalde mesela 1000 puanlık etkinlikte 1800 puan falan almıştık. O yüzden dediğim gibi tahminler konusunda Twitter üzerinden takip edin. Ama dediğim gibi eğer bulamasanız bile en azından sallayın arkadaşlar bütün tahminleri. Yani canlı yayın içerisinde sadece maçın adamını falan seçseniz bir de tahminleri sallasanız yarısı tutsa çok kolay bir şekilde zaten puan toplayabiliyorsunuz. Ama Twitter'dan ben büyük bir ihtimalle inşallah diyelim bir mani keder olmazsa sizlerle tahminleri de paylaşırım. Sormak istediğiniz sorular olursa hem Twitter üzerinden hem de yorum kısmında sorabilirsiniz. Dediğim gibi bu tür ücretsiz şeylerle ilgili videoların devamını istiyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın. Yarın sabah 9'da Oynamak Lazım'la birlikte sezon 12 Brawl Talk'u ile ilgili inanılmaz bir video çektik. Onur Bilge YouTube kanalında mutlaka izlemeyi unutmayın. Ve yarın saat 12'de de Oyun Gizemleri 2. kanalıma yine bir tane video yüklenecek. Oyun Gizemleri kanalı da farklı oyunları da içeriyor. İçerisinde Brawl Stars da var arkadaşlar. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Hikaye ve gizemleri içeriyor. Ve her bir video ortalama 3 ya da 4 günlük bir emeğin sonucunda oluşuyor. Yani bir tane videoyu izlerseniz muhtemelen bütün hepsini sırayla izleyeceksiniz. Zaten her hafta sadece bir tane video atıyorum. Cumartesi günleri saat 12'de. Bu kanala da abone değilseniz mutlaka gidip abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.